Ne en büyük korkun? Az önce reklamda söylüyordun. Bize de paylaş. Eşimi kaybetmekten çok korkuyorum. Eşimi, evet. İnsan böyle çok sevdiği zaman o sevdiğini kaybetme korkusu. Yani sevgi de çok tuhaf bir şey ya. Hem böyle inanılmaz mutluluk veren, bütün hayatına anlam katan. Ama o sevdiğin içinde o işte kaybetme korkusu da paket olarak geliyor. Onu göze almak da gerekiyor. Ya hiç sevmeyeceksin canım acımasın diye, ya da acı çekmeyi göze alarak sevmeye devam edeceksin. O da cesaret gerektiriyor bence. Bu daha zor bir şey bu. Şaka yapıyorsun. Sevmek daha mı zor? Hayır tabii ki ben yani... Hayır canım, tabii ki seviyorsundur da insanları ama hani... Yani bu beşeri ilişkiler falan bir tık daha zor geliyor bana. Suyun altında yaşam o kadar kendi akışında ilerliyor ki... Hani Ayşegül'ün dediği gibi insanlar bazen daha çok korkutuyor. Çünkü biliyorum ki bir köpek balığı nasıl davranacak? Hani onun besin kaynağı ben değilim, bana saldırmayacak. Ama dünyada veya insanların ne yapacağını zaten bilemiyorsun. Hani bilmeyelim de ama çok böyle vahşi şeyler de olabiliyor. O yüzden ben çok bilmiyorum ya. Yani daha su altında daha güvenli hissediyorum tabiatta kendimi. Tabiatta bizi şaşırtan bir şey yok. Dolayısıyla o yüzden herkes kendi akışında tabiatta ve doğal akışında ilerlerken akışını bozan tek varlık bizler insan. İşte komplo teorilerimiz yani insanlığın işte evrimi boyunca zaten... Hani zihin yapımız o kadar değişik gelişmiş ki bence. Bana da bu heyecanlı geliyor. Yani insanların bu kadar bilinmez olması, farklı olması böyle biraz bulmaca çözmek gibi. Bilinmezlik çok güzel, heyecan çok, çok güzel ama bu tehlike arz ettiğinde evet. İşte üçüncü sayfa haberi falan olduğunda da. Ama şöyle bir şey var o noktada da mesela kadınlarla ilgili mevzuda da ben çok dikkat etmeye çalışıyorum. Hani korkuyoruz diyoruz ya böyle dışarı çıkarken korkuyoruz artık bu olaylardan sonra korkuyoruz diyoruz ama... Bunu çok fazla tekrarlamayı sevmiyorum. Çünkü bu insanların yani bu faillerin en büyük zevk aldığı şey de bizi korkutmak. Yani aslında amaçları zaten bizim evlerden çıkmamamız. Amaçları zaten bizim korkmamız ve kadının dışarıdaki dünyadaki yerinin gitgide daralması ve azalması. Dolayısıyla biz korkuyoruz, korkuyoruz dedikçe onlar bundan zevk alıyorlar ve ekmeklerine yağ sürmüş oluyoruz. Yani korkumuza rağmen aslında o gücümüzden ve cesaretimizden hiçbir zaman kaybetmeden yolda yürümeye devam etmeye ve varlığımızı apaçık ortaya koymaya, konuşmaya, ayakta kalmaya devam etmemiz gerekiyor. Yani Gökhan çok iyi bilir bunu. Tabii ki onun yerine asla konuşmak istemem ama şöyle bir şey okudum Gökhan, doğru mudur? Yani mesela cinsel hazdan bile daha fazla zevk alıyormuşlar karşıdaki kurban olarak gördüğü kişiyi korkutmaktan ve onun üzerinde tahakküm kurmaktan, beden bütünlüğünü bozmaktan. Aslında yani bu failler, yani biz zannediyoruz ya sadece cinsel hazını tatmin etmek için. Hayır, o korkuyu yaratmak, o kişinin teslim olmasını görmek daha büyük bir haz veriyor onlar. O hazı vermeyelim istiyorum. En azından yani o çok korkuyoruz ve çaresiz hissini o insanlara vermeyelim istiyorum.